Bundan tam 30 yıl önce sen Bedir kahramanlarından biriydin. Tam 30 yıl geçti. Bu 30 yıl içinde Ebu Sufyan zafer için dişini sıktı. Bedir'de bize vurduğun kılıç darbelerinin yaraları henüz iyileşmedi bile. Ama Bedir fatihleri ölüm anında korkudan titriyecekler. Çünkü görecekler ben Ebu Sufyan olarak her birinin mezarı başında bekliyor olacağım. Ebu Sufyan, sen Muhammed'e karşı Musa'nın firavunu gibiydin hep. Kapa çeneni! İbni Mesud'un sürgün edilmesinden sonra Kufe'de Velid'in rezillikleri açıkça ortaya çıktı. Şikayetçi olan halk haklarını aramak üzere durumu halifeye bildirdiler. Fakat Mervan bin Hakem ve Ebu Süfyan sorunun halledilmesi noktasında büyük bir engel oluşturuyorlardı. Halk bundan sonuç alamayınca Ümmül Mü'minin Ayşe'ye sığındı. Ayşe ise cesurca bir hareketle Allah Resulü'nün çarıklarını eline alarak şöyle haykırdı. Henüz çarıkları dahi eskimemiş olan peygamberinizin sünneti nasıl da unutulup gitti. Ayşe'nin bu hareketi Müslümanların yüreğindeki hisleri yeniden uyandırmış. Ümeyye oğullarının sinsi hareketlerine büyük bir darbe indirmiş ve gerçeklerin halife tarafından daha net görülmesine sebep olmuştu. Velid, Kufe valiliğinden azledilerek işlediği suçtan dolayı 80 kırbaç cezaya çarptırıldı. Kendisi halifenin süt kardeşi olduğu için cezayı infaz etmeye kimse cesaret edemiyordu. Böylesi bir durumda İmam Ali sorumluluğu alarak şöyle buyurdu. Ben Allah'ın hükmünü uygulayacağım. Hatta Kureyşliler beni cellet olarak nitelese bile. Aradan çok uzun zaman geçmeden İbni Mesud ölüm döşeğine düştü ve halifeye yazdığı vasiyetinde ise cenaze namazını Ammar bin Yasir'in kıldırmasını vasiyet etti. Kalk Hamza, kaldır şu başını mezarından. Bedir'dekilerin düştüğü şu durumu kalk da gör. Artık çok az insanın sadece dilinde olan lebbeyk nidalarında Muhammed'in adı kalacak. Muhammed'in gücü artık Ümeyye oğullarının eline geçti. Şam valisi benim oğlumdur. Benim oğlum Muaviye, Hind'in oğlu Muaviye. Ciğerin Hamza, ciğerin Hamza. Yüreğini serinletmeyen kadının oğlu Muaviye, haberin var mı? Biliyor musun artık amcaoğullarının hiçbirinin itibarının kalmadığını? Ayşe, Haşimoğullarının çeresini nasıl da kapattık? Ebu Bekir'in kızı da yanlışa düştü. Ayşe peygamberin ayakkabılarını eline alarak başka bir bayrak açtı ve yazıklar olsun o ümmete ki ayakkabıları henüz eskimemiş peygamberin sünnetini unuttu diye feryat figan etti. Nerede Muhammed'in sünneti diye. Elveda İbni Mesud.
Muhammed'in omuzlarını benim yerime de öp. De ki Ammar seni her özlediğinde Ali'nin ve oğulları Hasan'la Hüseyin'in yüzüne bakıyor. Tam tamını 30 yıldır yaralı bir yılan gibi kıvranıp duruyordum. Mehe oğullarının kılıçlarını kana bulayacakları günden korkmalısınız. Al sana, al sana. Allah'a yemin olsun ki çok pişmanım Dala. Kılıcımla birçok müşrikin kellesini uçurmuştum. Keşke şu fitnenin babasını da geberseydim. Bu defa daha büyük umutlar bizim olacak. Bu defa özellikle atalarına ihanet eden Ali'nin ciğerlerini parçalayacağız. Bekle bakalım fitne kapısı. Bakıyorum Muhammed gibi lakapları armağan etmeye başlamışsın Zübeyir. Eğer Ebu Süfyan fitne kapısı olmasaydı Zübeyir de İslam'ın kılıcı olmazdı, unutma bunu. Sen niçin susuyorsun Talha efendi? Muhammed, siz iki iman ikizlerine akıl almaz ve son derece büyük övgülerde bulunmuştu. Zaten o övgülerle saygınlık kazandınız ya. Ne yapıyordun öyle? Toprağa vuruyordum. Hangi sebeple? Sebebi belli. Beni içine çekip yutacak toprak benim düşmanımdır. Böylesi alçak Yahudi mezarlığında Hamza'nın mezarını kastederek hakaret. Kararmış kalbine lanet olsun Ebu Süfyan. Ey Talha efendi, konuşmalarına dikkat et. Ben eğer Hamza'nın mezarına vuruyorsam bu sadece beni ilgilendirir. Ben ve Hamza her ikimiz de Abdümenaf oğullarındanız. Hamza Zübeyir'in dayısıydı. Onun sinirlenmesi gerekirken sana ne oluyormuş böyle? Ben Muhammed'in dininin takipçisiyim. Hamza'nın da dini vekili ve vasisiyim. Talha, şöyle farz edelim. Halife Osman öldükten sonra eğer hilafet tahtı, o taht size kalacak olsa aranızda nasıl bölüşmeyi düşünürdünüz? Kötü olayları hayvanlar insanlardan daha çabuk hissedermiş. Sanırım Şam'da bilmediğimiz önemli olaylar oluyor. Kufe dışındaysa, peygamberin vefatından sonra İslami fetihlerle kazanılmış önemli bir konuma sahip olan Şam, Konstantiniyye'ye bağlı olmakla birlikte İslam açısından büyük önem arz eden bir şehirdi. Burası Rumlarla yapılan savaş sonrasında ele geçmişti. İkinci halife Ömer bin Hattab döneminden itibaren Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye bu şehre vali olarak atanmış, Şam'a bağlı tüm birliklerin kumandanlığı da Muaviye'ye verilmişti. Üçüncü halife Osman bin Affan döneminde Muaviye kendi görevinde kalıcı oldu ve bu sayede Konstantiniyye'de yeni bir devlet oluşumu baş gösterdi. Durumlar nasıl Faruk? Daha iyi olamazdı. Bunun yerine nasıl olduğumu sor da can çekiştiğimi söyleyebileyim. Devlet işleri böyle yürüyor Numan. Can versem bu kadar değerli sayılmaz, işte görüyorsun. Bu kaplarda gördüğün altınlar sadece Şam zenginlerinin verdiği zekatlar. Şunların elbisesine baksana. Görenin acayip sadaka veresi geliyor. Bunlara bir an göz yumsan bir tane bile altın alamazsın. Sen nasılsın peki Numan? Al benden de o kadar dostum. Hazine dolu olup ordu da çevik olduktan sonra yeni fetihleri düşünmemek işten bile değil Faruk. Sıradaki. Gelin benimle. Emredersiniz. Neler oluyor dersin? Bilmiyorum. Ah!
Aşçıya ayranın tuzunun az olduğunu söyleyin. Ya Rabbi, nimetlerin için şükürler olsun. Gel bakalım Numan, oku şunu. Rahman ve Rahim. Yüksek sesle oku. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslümanların halifesi Osman bin Affan'dan Şam orduları kumandanı ve valisi Ebu Sufyan oğlu Muaviye'ye. Gönderdiğiniz yazı tarafımıza ulaştı. Anlaşıldığı üzere Ebu Zer Gıfari halk arasında Fey arazileriyle ilgili tehlikeli konuşmalar yapıyor ve dar gelirli çiftçileri bize karşı kışkırtıyor. Fey bölgesi kan dökülmeden ele geçirildiğinden onunla ilgili tüm hükümler halife veya onun yetkili kıldığı kişiler tarafından yürütülecektir. Dolayısıyla hiç kimse Fey bölgesinin gelir ve giderlerine karışma hakkına sahip değildir. Eğer fetvamıza rağmen Ebu Zer kendi fetvasına uyar da itirazlarına devam edecek olursa onu bir an önce yaşlı bir deveye bindirerek Medine'ye yollamanı istiyorum. Yüce Allah yapmış olduğunuz çalışmalarınızı ve ibadetlerinizi kendi dergahında kabul eylesin. Allah yemin olsun ki Ebu Zer sorununu çözmek Kayseri fethetmekten daha zor. Ey Numan, Ebu Zer'i ne yapacaksın? Siz neyi emredersiniz efendim? Ben değil Numan. Halife neyi emrederse diyeceksin. Eğer halifeden izinsiz yapmamız gereken bir işimiz olsaydı, ilk yapacağımız şu deli Ebu Zer'in boynunu vurmak olurdu. Halifenin hükmünü en güzel şekliyle hemen uygular. Allah hükmü olsun. 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 Bu kadar yeter. Sizler bekleyin. İyice bakın. Açlıktan dolayı karınlarına taş bağlayan sizlere söylüyorum. Bu gördükleriniz Kayser'in gönderdiği hediyeler değil. Şam zenginlerinin gönderdiği zekatlardır bunlar. Hey! Sizler mallarınızın üç ortağı olduğunu biliyor muydunuz? Birinci ortağınız kaderdir. Malınızı talan etme hususunda izin bile almaz. İkinci ortağınızsa her an ölmenizi bekleyen varislerinizdir. Üçüncü ortağınıza gelince sizle. İnfak etsene. Parayı hayır işlerinde harcasana. Unutma ki her gün iki melek yeryüzüne iner. Biri şöyle dua eder. Ya Rabbi, hayır için harcayanları mükafatlandır. Ama diğeri ise... Ya Rabbi, malını esirgeyenleri perişan eyle diye bir dua eder. Ve size gelince... Ey yırtık elbiseli garibanlar! İyi dinleyin beni. Evinde yoksulluk gören insanlar... hükümdar olunca... kılıçla insanı ezmezler. Allah hükmü olsun.
Allah hükmü olsun. Allah hükmü olsun. Allah hükmü olsun. Asi kışkırtıcı seni. Allah hükmü olsun. Allah hükmü olsun. Allah hükmü olsun. Allah hükmü olsun. Bey hükmü Allah'ınmış ha? Sen fiyin ne olduğunu biliyor musun? Bey savaş yapılarak Müslümanların kazandığı bir ganimet miydi? Hayır. Peki böyle bir mal Allah'ın mı yoksa Müslümanların mı? Allah'ın hiçbir mala ihtiyacı yoktur. Var olan her şeyse Allah'ın kulları içindir. Biz Allah'ın kulu değil miyiz yani? Tabii ki. Tabii ki kulusun. Ama Allah'ını unutan bir kulsun. Kadehlerin artmış ve yemeklerin fazlalaşmış. Mutfağında kaç çeşit yemek pişiyor söyler misin? Muaviye! Sen ve senin gibilerin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Pekala, fey ganimetlerini sen veya halife ne için kullanıyorsunuz? Kendiniz için mi kullanmanız gerekiyor? Yoksa şu zavallı halk için mi? Konuş hadi, söyle bana, hadi! Otur! Şu benzi solmuş yaşlı adama baksana. Bir de şu adamın yüzünün rengine bak. Aradaki bu uçurum Muhammed'in dininin hangi bölümünde yazılı söylesene hadi. Onun haram bir lokma yediğini bana ispat edersen gırtlağına söküp alacağımdan şüphen olmasın. Konu malını hayır için harcama konusudur. İsraf konusudur. Sen Muhammed dininin özünü bile anlamamışsın henüz. Sen Allah'ı sadece helal ve haramlarıyla tanımışsın maalesef. Senin gibi bir adama uyan birinin haram yediğini nasıl ispat edebilirim? Söyler misin? Ben sizin rızkınızı çalanları size gösteriyorum. Korkak olmayın. Unutmayın, erkeğin gücü onun yüreğidir. Elbisesi değil. Ve kılıcın keskinliği kılıcın özüdür. Kılıfı değildir. Hakkımızı isteriz! 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 Hakkımızı isteriz, hakkımızı isteriz, hakkımızı isteriz, hakkımızı isteriz, hakkımızı isteriz, hakkımızı isteriz, hakkımızı isteriz. Yeter! Cemaat için haklarını mı gasp ettin? Hayır efendimiz, hayır.
Yüce Allah, yemin ederim böyle bir şey yok efendimiz. Ben yol yorgunu garip bir tüccarım efendim. Hırsız endişesiyle gözüme bir an bile uyku girmedi benim. Defalarca haydutların saldırısına maruz kaldım. Birçok kez yaralandım efendimiz. Emanetler hususunda bir an bile gaflette bulunmadım. Her dönem kendime ait zekatımı da verdim. Eğer benim malımda bir iğne ucu kadar dahi haram varsa Allah benim belamı versin efendimiz. Yalvarırım, yalvarırım efendim, boş verin. Ömrüm boyunca ellerimi kana bulaştırmadım ben. Beni muaf tutun efendim. Yalvarırım. Yalancı köpek. Asıl suçlu demek sensin. Ben! Emredin efendim. Kurşunun boynunu. Emredersiniz efendim, söylediğinizi yapacağım. Ne olur yapma. Hayır. Öldürme beni. Yalvarıyorum. Öldürme. Hayır. Bir daha kargaşa çıkarırsan cevabınız bu olacaktır. Ama uyumlu olarak camiye gelirseniz, orada hakkınızda bazı şeyler düşünebilirim. Sen, yaşlı adamı götür ve tedavi et. Döktüğün kanın bedelini de öde. Ölürse bundan dolayı sana kısas uygularım. Sana emredin gelince, efendimiz. Bir kese altın ihtiyaç sahipleri arasında bölüştürün. Emredersiniz efendim. Uman. Emredin efendimiz. Ebu Zer'i tutuklayın, en kötü develere bindirin ve en gaddar adamlarınla birlikte Medine'ye gönder. Ebu Zer'in ailesi ise Şam'da kalacak. Biraz istirahat edelim. Mervan. Sen miydin Meryem? Niçin böyle korktun amcaoğlu? Niçin korkayım ki? Benle bir işi mi vardı? Hı hı. Gözümün nuru. Halife büyük damadı sofraya oturmadan ağzına bir lokma koymayacakmış. İyi de büyük damat ben değilim ki. Yaş da olmasa da akıl ve zeka olarak sensin. Mervan. O halde kız kardeşlerine Mervan, dikkat et de seni kıskanmasınlar. Mervan! Aha, yok mu derdime derman? Thank you.
babamın parmağındaki halifelik mührü değil mi? Burada ne işi var? Başını hangi deliğe gömmüştün ha? Yaşlı ve kör Ebu Süfyan daha ne zamana kadar Ümeyye oğullarının pisliklerini temizleyecek? Burnunuzun dibindeki tehlikeyi görmüyor musunuz siz? Hangi tehlike? Medine yolundaki fırtınadan bahsediyorum. Ebu Zer'den engellemek için ne yaptınız ha? Endişe etme. Ebu Zer şu anda binebileceği en kötü devenin sırtında. Medine'ye varmadan ölecektir. Devenin sırtına binip Medine'ye gelen kişinin köl adam olduğunu unutuyorsun. En kötü şartlara bile ayak uydurur. Daha ne yapacaktım ki? Muaviye'nin başından bu belayı savduğum yetmiyor mu yani? Niçin böyle sinirlisin Mervan? Muhammed ashabına olan kin ve nefretin bedelini canımızla ödeyeceğiz. Biz Muhammed'in ashabının kılıçlarıyla nice darbelere maruz kaldık. Daha neden korkacağız ki Mervan? Velid'in başına gelenleri görmedin mi? Velid aptalın tekiydi. Yaptığı rezillikler ayık çıktığı için bu duruma düştü zaten. Mervan, Muaviye'yi bir beladan kurtarıp aynı belaya kendini düşürmen doğru değil. Her ikiniz de benim ciğerparemsiniz. Ebu Zer, Medine'de senin için çok büyük bir sorun olacak yavrucuğum. Medine'ye varmadan işini bitirmen lazım. Bak amca, Ebu Zer'in Medine'de olması büyük bir tehlike sayılmaz. Ali'den daha güçlü değil ya. Ali burnumuzun dibinde olduğu halde niçin bir şey yapamıyor söyler misin? Ebu Zer peygamberin ne amcaoğlu, ne damadı, ne de evinde yetişen biri o. Sadece çöl sakini olan, hatta Bedir, Uhud, Hendek savaşlarına dahi katılma şerefine nail olmayan basit bir sahabe. Hayır amcacığım, hayır. Ebu Zer senin tabirinle fırtına bile olsa yine de hiçbir şey yapamaz. Bugün sözlerimi dinlemeyen sen, yarın Ebu Zer büyük bir tehdit oluşturduğunda kalkıp kapımı çalma. Bana bak evlat, Ebu Zer'le Ali'yi kıyaslaman büyük bir aptallık. Kendin bilirsin. Amca. Amcacığım. Ebu Zer'in ölüm fermanını sadece halifenin kendisi yazabilir. El yazısını taklit etsene, mührünü çalsana. Fakat halifenin mührü parmağındaki yüzükte. Mührü çalmak için halifenin parmağının kesilmesi gerekiyor. Halifenin kızı da senin elinde ama. Meryem daha bir çocuk. Babasının hilafet yüzüğüyle oyun oynayamaz mı? Kabul, ahbar nice bilinmeyen inci hadislerin kaynağıdır. Men ekele besale bekke fil mekke vecebet lehul cennet. Her kim ekke soğanını Mekke şehrinde yerse cennet ona farz olur. Her kim bir tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa cennetten bir karış yer almış olacaktır. Ve her kim iki tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa cennetten iki karış yer almış gibi olacaktır. Her kim üç tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa cennetten üç karış yer almış olacaktır. Ve her kim dört tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa... Ebu Zer gelmiş dala. Dört karış. Yüzünde gülücükler açmasını olacak. Ölmeden bir kez daha görebilmemiz her için... Kim beş tane benim ve Talha'nın cebinden... Şeyh Şerci'den alırsa... Yüz Irak dinarı nezrediyoruz. Beş karış yer almış gibi olacaktır. Niçin böyle sinirli sinirli başını sallıyorsun be kardeşim? Söylesene. Şeyh Şerci'den sonunda alırsa, sizler Allah'ı da saraya hapsettiniz. Karış yer almış gibidir.
Her kim 7 tane ekke soğanını... Sahipsiz kalan olursa, yalnızca Ebu Zer ve onun gibiler oldu sana. 7 karış yer almış hani Allah'ın gibi olacaktı. Nur, hani peygamberin kokusu. Ve peygamberin yaptığı cami... 8 tane ekke soğanını... İnsana huzur veriyordu. Şeyh Şerci'den alırsa... Cennetten 8 karış ama benim yer gördüğüm cami gibi ise... olacaktır. Saray ve gibi bir mezar. Camilerinin sürekli olarak çamurdan, tahtadan ve de seccadelerinin hasırdan yapılmasının gerekliliği hususunda bir ayet gösterebilirsen bu sözünü kabul ederiz. Ayet mi göstereyim? Almış gibi olacaktır. Allah'a şükürler olsun ki sizin her ikiniz de ayet dolu hazine gibisiniz. Alırsa hadisler ve ayetler bu Allahsız şehir sakinleri için çerez olmuş, anlamıyor musunuz? Ekke soğanı hadisinin dilden dile dolaştığını görmüyor musunuz? Söylediklerim anlaşıldı mı? Dinleyin hadi. Şimdi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Her kim bir tane ekke soğanını alırsa cennetten bir yer almış olacaktır. Her kim 2 tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa cennetten 2 karış yer almış olacaktır. Her kim 3 tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa cennetten 3 karış yer almış olacaktır. Her kim 4 tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa cennetten 4 karış yer almış gibi olacaktır. Her kim... Niçin peygambere isnat edilen bunca yalanlara karşı sessiz kalıyorsunuz? Alırsa, cennetten Uhud şehitlerinden hiç mi utanmıyorsunuz? Yer almış gibi olacaktır. Her kim 6 tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa cennetten 6 karış yer almış gibi olacak. Ne zaman ölüp rahata kavuşacağını Allah herkesten daha iyi bilir. 7 tane ekke soğanını Şeyh Şerci'den alırsa... Peygamber dünyaya veda ettiğinde... 7 karış yer almış gibi olacaktır. Ebu Zer o gün ölmüştü. Böyle neyi arayıp duruyorsun yolunu kaybetmiş elçi? Yusuf'u mu arıyorum alim efendi? O halde gidip Mısır Sultanı'nın sarayında arasana. Bizim yanımızda Yusuf'un ne işi var? Ben yolumu kaybetmedim efendim. Medine hurmalıkları Yusuf'un nefesiyle bereketleniyor, bunu unutma. Ben Yusuf'umu kuyularda buldum. Kuyuda mı? Ebu Zer... Sen kimsin söylesene. Hı? Yarın ne olacağımı bilmiyorum. Ama puthanede de İbrahim'im bugün. Allah'ın Resulünden bir nebze maneviyat bile almamışsın. Halifenin hükümet merkezinde puthane mi diyorsun sen? Hiç şüphem yok ki burada oturmuş uydurma hadisler aracılığıyla canı 5 para etmez insanların makam ve mevkilerini yüceltmeye çalışıyorsunuz. Peygambere isnat edilen ekke soğanı hadisini ben de duydum. Sözde peygamber ekke soğanından bir tutam yiyen için cennetten bir parça toprak aldığını buyurmuş. Sana sorarım Mervan. Bu sıfatlar doğrultusunda Kâb hangi putla örtüşüyor ha? O saçmalıkların için boşa harcayacak zamanımız yok bizim. Çık dışarı. Halifeyi görmek istiyorum. Burada halife benim. O halde bir Fatiha okuyup gideceğim. Beni çok iyi dinle deli Gıfari. Bugünden sonra eğer bir fetva verdiğini işitirsem... ...senin o dilini ateşle dağlarım. Şimdi defol git! Thank you.
Ebu Zer Suffe ashabındandı. Suffe ashabı Arap Yarımadası'na bağlı çeşitli civar köylerinden Medine'ye sadece peygambere yakın olarak yaşamak için hicret etmiş kimselerdir. Evleri ve yurtları olmadığından peygamber mescidinde Suffe denilen yerde ikamet ettiklerinden dolayı Suffe ashabı olarak adlandırıldılar. Suffe ashabından olan Ebu Zer daha sonraları Ümmü Zer ismiyle anılan sahabi bir bayanla evlendi. Ardından Suffe ashabından ayrıldı. Sürekli çöllerde yaşamayı sevdiğinden dolayı Medine şehrine yakın bir tepede kendine ait bir kulübe inşa etti. Hey bacım. Yolculuğunuz için atınız, deveniz veya herhangi bir bineğiniz yok muydu sizin? Hayır kardeşim, maalesef yükümüzü sırtımızda taşırız. Hangi kabiledensiniz peki? Sıkıntı kabilesinden. Kardeş, sen bizden ne istiyorsun? Hiçbir şey. Deveyi kullanın, daha rahat edersiniz. Ben de musibet kabilesindenim. Devesini kabul et. Belirlenen mihir üzere Ebu Zer'i kendime eş olarak kabul ettim. Ben de kabul ettim. Üzerin belirsiz kaderine ortak olmaya hoş geldin. Yalnızlıktan yorulmadın mı artık? Ben Rabbimi yalnızlığımda tanıdım.
Bizler de Allah'ın kullarıyız ama. Kimin binlerce bineği, binlerce altını, malı, mülkü varsa, evi taştan örülmüş, elbiseleri kıymetli kumaştan biçilmiş, yemeği etli ve yağlıysa, Ebu Zer'i kendisini amansız bir düşman olarak görsün. Ey insanlar, dinleyin! Yoksulluk evin bir kapısından girerse, diğer kapısından imanı alıp götürür. Bu adam biatını bozmuştu. Yalan hadisler uydurdu ve Allah Resulüne yalan sözler isnat etti. Halifenin hükmüne bile itirazda bulunarak, peygamberin çok yakın ve saygın sahabelerine bile birçok kez hakaretlerde bulunmuştur. Fakir insanları sürekli kışkırtarak zengin insanların imanlarının zayıf olduğu iddialarında bulunmuştur. Ben Suffe ashabının bu şekilde açıkça büyük günahlara düşebileceklerine inanmıyorum doğrusu. Ve diyorum ki bu adam kesinlikle bir delidir. Deli ise ne cezalandırılır ve deli diye ne de yargılanır. Ve bu adamın Müslümanlara bundan böyle herhangi bir zararı dokunmaması için onu zincirle bağlayacağız ve Müslümanlara hiçbir zaman zarar veremeyecek. Utanmalısın Mervan. Seni kertenkelenin oğlu. Bizim arkadaşımızı bizden daha mı iyi tanıyorsun? Zübeyir, eğer insanlar kabileleriyle yargılanacak olsaydı hepiniz benden daha kötüydünüz. Ebu Zer, eski yol kesici kabilelerinden olan Gıfar kabilesinden midir yoksa değil midir? Kendisi de onlar gibi yol kesen miydi yoksa değil miydi? Ne malum ansızın insanın eski haline dönmeyeceği. Yazıklar olsun zulme. Yazıklar olsun fitneye. Yazıklar olsun. Ben halifeyle biatimi bozmuşsam Allah beni kahretsin. Ne yalan hadis naklettim, ne de sevgili peygamberim aleyhinde bir söz söyledim. Allah'ın kulu ibadetiyle Rabbinin katında yükselir. Kabilesel değerlerle değil. Ben Talha ve Zübeyir'in himayesine muhtaç olmadığım gibi Ebu Süfyan evlatlarından da zerrece korkum yoktur. Elimden gidebilir endişesi taşıyabileceğim ne bir malın var, ne de hiçbir Allah kulundan bana yardımda bulunması için talebim. Sürekli peygamberle birlikte gezerdi. Bir an olsun ondan gaflet etmezdi. Adımları peygamberin adımlarını attığı yerin aynıydı. Din düşmanlarının düşmanı bir kahramandı. Ya Rabbi, ya Rabbi, kıyamet günü sıratta dizlerini titretmeye. Amin ya Rabbel alemin. Her ne kadar bugün cansız bedeni düşmüşse toprağa, o beden olmuştur düşmanın kılıç darbesiyle pare pare. Ya Rabbel alemin, cehennem çukurlarının kapılarını onun yüzüne kapat. Amin ya Rabbel alemin. Mezarı evi olana, karıncalar komşusu olana, dünyada ev sahibi olana, yüce insanlarla dostu olana, ey güzel Allah'ım, kendi yüce katında ona saraylar ihsan eyle, sevdiklerinle aynı mekanı nasip eyle. Amin ya Rabbel alemin. Allah'a yemin ederim ki bu ölü kıyamet gününde dünyada kalan mallarının birer canavar olup dünyadayken bedenini kemirmelerini arzu edecek Kâb-ül Ahbar. Ebu Zer, ne ölünün bir suçu vardır ne de diriler bu konuda kabahatlidir. Artık bu dünyadan göçmüş ve evi kabristan olmuş birini yargılama lütfen. Unutma ki onun gözü şu anda Fatiha okunmalarında ve ümidi de senin benim dualarımdadır. Bizler de bir gün toprağın esiri olacağız. İlginç.
Keşke toprağın bizim bir parçamız olduğuna gerçekten inansaydık. En azından ayağımızı denk almış olurduk. Kâb! Unutma ki insan için en büyük kurtuluş yaptığı amelleridir. Hayır hasenat değil. O halde sen kendi amellerine özen göster. Unutma ki insanlar ne yaparlarsa kendilerine yaparlar. Kâb! Söyle bakalım. Yapmamız gereken farzlarımız yok mu bizim? Gerçekleri acı olduğu için açıklamayalım mı? Halife seni dini hükümlerde bilge kişi olarak tanıyor. Sen ilim konusunda yetkili ve hüküm konusunda mercisin. Dünyada mal biriktirip ihsanda bulunmayanlar kıyamette bağışlanacaklar mı? İnsan malının zekatını verdikten sonra harcı altından olan veya gümüşten olan bir saray yaptırırsa hiçbir günahı yoktur aziz dostum. Demek ki helal yoldan kazanarak helal yolda harcananlar ve dünyaya helal mal bırakıp gidenler kıyamet gününde mükafatlandırılacak kimseler olacaklardır. Kâb, sen Muhammed'in dininin öğreticisi misin yoksa kendi sapık fikirlerinin tebliğcisi mi? Muhammed'in dinini anlat. Malını biriktirip Allah yolunda harcamayanlar için biriktirdiği mallar onun canını yakacak birer ateş parçası olacak. Sen cimriysen mal sahibi ne yapsın? Halifenin etrafında sizin gibi insanlar olduktan sonra Ebu Bekir ve Ömer gibi asla hüküm süremeyecekler. Hey Abu Zer, nereye? Mervan. Yürü. Sürgünden başka bir şey kabul etme. Rebeze. Rebeze. Unutma sakın. Rebeze'ye. Hadi git. Ya Ali, biliyorum yüreğindeki yanan öfke ateşini kazdığın bu çukurlara gömüyorsun. Ya Ali, benim Ebu Zer. Senin ve benim hayatımı bu cahil insanlar nasıl da mahvettiler. Beni tekrar şehirden sürgün ediyorlar. Ali, sen halifenin hükmünü duymadın mı? Ebu Zer'i hiç kimse uğurlamaya gelmeyecek. Ali'nin Ebu Zer'i uğurlaması benim 7 sülalem için yeterli bir onurdur. İmam Ali Mervan'a tepki gösterdikten sonra Ebu Zer'i uğurlarken şöyle buyurdu. Ebu Zer,
Sen Allah rızası için öfkelendin. O halde onun rızası için ümidini yitirme. Bu adamlar kendi dünyalarından endişe etmektedirler. Sen ise dinin yok olmasından endişe ediyorsun. Ebu Zer, hakikatten ayrılma. Ve batıldan başka bir şeyden de korkma. Unutma ki Yüce Allah insana en dar zamanında bile çıkış kapısı gösterecektir. Thank you.